başlıyor büyük şov. Adı Belkıs TV. 3 yıl önce yayına girdi. Yayıldı virüs gibi. Yayında ve yapımda. Adı Belkıs TV. Herkes geldiyse eğer, kalkıyor bu gemi. Hadi aç sesi aile evinden. Kaç renklenecek böyle hayat. Biraz emlak, biraz aşk. Derde doğru yol alacak. Belkıs TV, Belkıs. Show bizim hayatımız. Belkıs TV, Belkıs. Nereden çıktı bu kız? Arkadaşlar, ben gerçekten yetemedim. Yetemedim, yetemedim. .com. Bakın, ben bir komedyenim. Evet arkadaşlar, komedyen kostümüm. Sadece altıma böyle Nike düz bir sneaker giymem gerekirdi. Ama evde olduğum için giymedim. Aslında bu arada evde ayakkabı giyiyorum. Şimdi arkadaşlar, durun, daha komikliğe başlamadım. Bir dakika bekleyin. Belkıs TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konseptimiz komik olmama. Şimdi komik olmama derken uzmanı olduğum bir şey bu. Ve size de bunu, açıkçası bu ekolü bir nebze olsun göstermek istedim. Gözlemlediğim gelen başvurulardan şey vardı yani. Çocukluğa dair utandığı şey. Aa, çocuksun o zaman yani. Çocukken yaptığın herhangi bir şeyin onun utancı olmaz yani. Altımıza falan yani şey işiyorduk, mişiyorduk yani. Yani en başta bundan utanmamız lazım. Utanacak bir şey değil de. Ama onun dışında çok güzel birkaç tane video geldi. Onları izleyeceğim. Ama önce kendi şovumu yapmam lazım. Şimdi ben size bir anımı anlatacağım. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Anımı anlatmadan önce. Ben aslında stand-up izleyip oradaki şeyleri anlatacaktım zaten. Ama yani pek vaktim yoktu çünkü bugün biliyorsunuz ki bir SBFC buluşması gerçekleşti. Sus. Sinirlenmeden önce bir şey söyleyeceğim. Hemen sinirlenmeyin. SBFC kendi community'de arkadaş olan, kaynaşan bir ekip kendileri buluştular. Beni de davet ettiler. Yani ben organize etmiyorum. Ben böyle bir şey nasıl organize edeyim? Arkadaşlar gelin beni görmeye. Hani böyle bir şey nasıl? Yani bazı etkinlik bazında bir şey olur, bir olay olur. Onun için orada olurum. Gelmek isteyen gelir ama beni gelin görün gibi kimseye bir organizasyon yapamam yani. Adli işlemler başlatıldı. Kıskanmayın. Ben bir şekilde, merak etmeyin, bir araya geleceğiz. Ben olabildiğince etkinlik bazında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Merak etmeyin. Onu da yapacağız. Ona da yetişirim ben, tamam. Çocuklarım benim için yük değil. Evet, ben şimdi size... Nasılsınız öncelikle? İyisinizdir herhalde. Ben şimdi size bir anımı anlatmak istiyorum. Lütfen bozmayın, tamam mı? Evet, anlatıyorum arkadaşlar. Lütfen yargılamayın. Sadece dinleyin. Hani gerçekten tek ezberleyebildiğim ve çalışabildiğim buydu. Yargılamadan dinlerseniz sevinirim. Beni askerdeyken... Askerlik çok garip bir şey bu arada. Beni askerdeyken onbaşı yaptılar. Ama hani... Kaç tane onbaşının başı, pardon, onun başı olduğumu söylemediler. Bu arada onbaşı deste miydi? Deste 12'lik olan mıydı? Onlu pakete ne deniyordu? Deste, aynen. Deste başı yaptılar beni. Ondan sonra ben işte ofisimde oturuyordum. TK ve slimimle. Ondan sonra dediler ki işte orgeneral seni çağırıyor dediler. Değil mi? Orgeneral kimdi? Dedik orgeneral, hani çok önemli bir şey, müdür. Dedim tamam da hani bu şimdi mi söylenir? Ne giyeceğim ben? Ondan sonra or general. Yani ama or. Or general. Hani. Yani or general çok büyük bir rütbe bilmeyenler için, askere gitmeyenler için. Öyle kantinde falan karşılaşabileceğim bir şey değil. Ondan sonra yani or general dışındaki şeyleri sayıyorum. Tüy general, tüm general. Önce tüm generale gidiyorsun. Sonra tur general. Bunlar böyle parça parça gibi, sanki bir füzenin uzaya atılırken arkasındaki parçalar gibi dökülüyorsun giderken. Ondan sonra işte orgeneralin kapısının önündeyim. Çok güzel bir kapı. İçeri girdim. Orgeneral dedi ki, beni hatırladın mı? Pardon, bu başka bir anınındı. Şaka yapıyorum. Şaka bu arada burası. Sonra ben dedim ki, acaba sünnetten mi hatırlıyorum?
Çünkü sünnet kıyafeti gibi giyinmiş. Hani bu kadar yıldızı anca sünnette görürüm. Dedim hayır. Hatırlayamadım sizi. Çıkaramadım. Şimdi diyeceksiniz ki sen antimilitarist değil misin? Sen sanatçı değil misin? Sen artistsin sen. Sonuçta sen Kadıköy Bomonti. Sen Kadıköy kızısın. Sen antimilitarist değil misin? Şimdi Orgeneral Gönce niye hemen götün başına ayrı oynadı? Orada öyle bir şey yapamıyorsun. Orada öyle bir şey yok. Zaten askerdeyiz yani. O ne derse onu yapıyoruz. Bana dedi ki, evladım dedi, sahneye çıkmak ister misin? Evladım. Evladım. Yani bu çok önemli bir şey bu arada. Bak dedim öyle evladım mevladım. Kendine gel. Demedim tabii ki de. Buralar şakaydı. Öyle bir şey söylemedim. Sonra şey oldu. Dedim ki hani askeri şartları sağlarsanız neden olmasın? O dedi ki senin askeri şartını yerim. Ben ki bak. İkidir. İkidir. Şaka tabii ki de böyle bir şey söylemedim. Ben askerliğimi böyle yaptım. Benim askerlik anım böyleydi. Sonra da işte sahneye çıkmaya başladım. Bu kadardı arkadaşlar. Çok çalışamadım. Özür dilerim. Çok hatırlayamadım. Askerlik anılarımı çok da hatırlayamadığım için açıkçası şey oldu. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Tamam, stand-up'ım bitti bu arada benim. Şimdi gerçeğe dönüyorum. Ben izlemek istedim ve çok uzun zamandır da hani açıp böyle ne yapıyorlar, ne diyor bu insanlar diye izlememiştim. Ve işte YouTube'a girdim. Bu karabiber tuz stand-up'ın kesitlerine bakayım bari dedim. O kadar da kötü değildi bu arada. Ben çok önyargı olduğunu düşünüyorum bu tarz komediye karşı. Ya sonuçta ya belki de seni gülmekten altına sıçırtmamalıdır. Belki de o kadar gülmemelisindir. Ya çok çığır açmaya gerek yok ya gibi geldi bana. Ama sadece şeyi tebrik ediyorum. Şimdi beni de göt ettiler. Gerçekten benim şu kombinimi göt ettiler. Çünkü neyi fark ettim biliyor musunuz? Hepsi böyle mühendislik öğrencisi gibi giyinmiyor. Gerçekten arada mühendislik değilse de işletme öğrencisi gibi giyinenler de var. Beni çok şaşırttılar o yüzden. Yani şu an mesela ben onları ya bir kendi tespit, hani onlar çok tespit yapıyor ya. Ben de kendi tespitim olarak onlar gibi giyindim ama çok rahat değil, mutlu değilim bu kıyafetin içinde yani. Bu düzlükte mutlu değilim. Şey en son ailemle buluşurken ben böyle düzgün giyiniyorum hani ilgi çekmeyeyim. Benle uğraşmasınlar diye. Tedavi ve Pınar Fidan hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu arada muhabbetleri güzel gayet. Neden uyuz oluyorlar anlamıyorum onlara. Sudev Akkız nerede? Bu mühendislik 4. sınıf öğrencisi kim? Of ya. İntegral. Matematiğe dair bildiğim tek şey. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bir tane komedisyen programında yani şovunda benim taklidimi yapmış. Güzel bir şey. Bence taklit edilmek mükemmel bir şey. Yani oraya kadar sonuçta ne bileyim. İnsanlar Belkıs TV deyince akıllarında bir şey var demek ki. İşte yaptığı taklide de güldürmüş falan ama bak şimdi bir konuya değineceğim. Yaptığı taklit ne biliyor musun? Böyle yargı içeriyor. Ya sen benim taklidimi yapmıyorsun. Sen beni yargılıyorsun. Böyle hani işte ben hani şöyle konuşuyorum ya. Ne yapıyorsun sen? Ne? Böyle konuşan birisiyim ya ben. O da bunu yaparken böyle ne? Falan böyle abartı abartı yapıyor bunu. Aslında olduğum şey değil, gördüğün şeyin taklidini yapıyorsun yani. Rahatsız etmiyor beni hiçbir şekilde ama ben senin için söylüyorum yani. Ben insanların gözünde nasıl gözüktüğümü fark ettiğimde şoka girmiştim. Ve bu kısa bir zaman öncesine dayanıyor. Şimdi beni gördükleri şeyin taklidini yapacağım. Nasıl yani? Yok artık. Abi saçmalama. Tamam ben böyle biriyim bu arada. Evet böyle biriyim. Ama bu bazen olan bir şey. Yani anamın karnından saçmalama diye doğmadım herhalde. Of saçmalama aptal. Slay. Ben bu muyum? Bak bak asıl geliyor 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 geliyor. Belkıs taklidi geliyor. Arkalar kapatılsın. Acınası. İnsanı şöyle ayırıyor. Aşkolar, kafa kızlar ve işte kezolar. Hani çeşitlilikten haberi yok. Aşk o kızlık ne demek ya birincisi? Sanırım aşk o kızlık da şu demek, söylüyorum size. Eskiden tiki vardı. Tikilik deniyordu buna. Yani daha refah seviyesinde yaşayan, rahat yaşayan, zengin kız imajı. Tam biraz da salak ama olacak. Salak olması şart. Zengin olduğu için salak oluyor. Hatta bunun bu tikiliğin şeyi de temsilcisi de Avrupa yakası Selin'di. Şimdi bunu aşkoya çevirdiler. Artık bu terimin karşılığında aşk olduk. Direkt düşman olduk. Yani direkt
ha bu kız aşk o kız falan. Kızlar da böyle diyor. Aşk o kız o falan filan böyle. Ya tamam dersin de hani belki de öyle biri de olabilir de. Yani mesela başkalarını aşk o kızlıkla suçlayan, itham eden aşk onun önünde gideni bir sürü kız tanıyorum. Şimdi düşündüğümde acaba ben de öyle miyim de ben de kendime bunu kabul mü ettirmiyorum? Ama olabilir. Ben bazen öyleyim, bazen böyleyim. Bazen kezoyum, bazen kafa kızım, bazen aşkoyum. Ama şey işte şuna bayılıyorum yani. Bak bunu ben hususi yetenekli olduğunu düşündüğüm bir ortamda dedim ki benim taklidimi yapsana dedim. Yaptığı taklit buydu. Erkekler kapatılsın. Benim hayatım önce hiç ağzımdan böyle bir laf çıkmaz. Ben aslında erkekleri kapatacağız kızı değilim. Ben başka bir şey yapacağız kızıyım. Neyse anlatmaya çalıştığım şeyi anlattım mı? Bu benim cringe festimin bir partisiydi arkadaşlar. Kendini ifade etmenin verdiği cringe'lik. Evet kendini ifade etmek çok cringe bir durum. Ne kızı olduğum önemi yok arkadaşlar. Ben Sude Bel kızım. Beni ne olarak gördükleri umurumda da değil. Çünkü ne gösterirsem göstereyim onlar zaten yargılarıyla karar verecekler. Onların yargısından çıkan kararı kabul etmiyorum. Arkadaş. Etmiyorum. Var mı? Ulan bu kız pastada yanan mumu halıya fırlatır tekerlerine aşık olsun. Ya olabilir. Arkadaşlar Anadolu'nun her köşesinde sleyleyen binlerce insan var. Yüz binlerce insan var. Ya siz sleylemeyi neden bu kadar alaşağı ediyorsunuz anlamıyorum yani. Sleylemek bir zayıflık belirtisi değil ki. Sleylemek masaya yumruğunu koymak demektir yani. Çilekeşken de sleylersin. Bu da benim şeyimdi, stand up'ımdı. Sit down. Mesela erkeklerin kadın taklitlerini dikkat etsenize yani. Kadın taklidi. Erkeklerin kadın taklidi şöyle oluyor işte. Of ojam bozuldu. Of saçım bozuldu. Ulan bağcıklı ayakkabıyı giyemediğin için 30 yaşında cırcırtlı ayakkabıyı giyen insansın. Bu mu yani? Senin ne haddine? Erkek taklidi gelsin tamam. Zaten bir şey yapmıyorlar ki çok da hani. Genelde hani şey olarak, yazısal olarak varlar. Twitter'da tweet atmakla meşguller. Araba süren erkek taklidi. Ben araba sürmeyi bilmiyorum ki. Ay pardon bu taraftaydı. Kolunda saat yok demiş birisi. Vay. O zaman bu sana gelsin. Ay çok zor arkadaşlar bu arada saat ben bu saatleri okumayı bilmiyorum. Çizgiler var sadece. Bunu story'imde bahsettim. 450 lira verdim o pile ve adam bana diyor ki bu pil İsveç bilmem nesiyle garantili. Pilin başına ne gelebilir ki? Bu saatin başına bir şey gelmişse zaten ortada ben yokum anlamına geliyor. Yani ben konuda atıyorum saat. Hani pille bir şey yok ne olması lazım? Ben de o zaman olmamış olurum yani muhtemelen. Ben zaten saate bakmayı bilmiyorum ki. Biri bana sorunca ben ne yapacağım şimdi? Hani çalışmıyor falan deyip yalan söylerdim en azından. Şimdi ne yapacağım şey? Saat kaç? 22.31. Şimdi ben birkaç video size izletmek istiyorum ama şimdi ben OBS kullanmayı bilmediğim için. Sude Bel kız taklidi var aslında bu arada. Beni çok seven bir takipçim var. Reg Nox. Sude Bel kız taklidi yapmış. İzlemedim ve yayında izleyeceğim dedim. Ve şimdi o yayına geldik. Ben neredeyim? Sen neredesin? Ben nerede? Dönsen bile, dönsen bile. Bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi. Sen neredesin? Ben arkadaşlar bugün istediğim gibi davranacağım çünkü bugün cringe olma günü. Mimik dinlendirme burada. Cringe doğdum, cringe yaşarım. Kime ne, kime ne? Körlemim sana ben. Sana ne, sana ne? Ay ben bugün beyinsiz gibi davranmak istiyorum biraz. Her zamanki halim gibi. Geldim geldim dur dur. Geldim geldim geldim. Türkiye'nin en izlenmeyen, en az bilinen kanalı. Reg Nox'tayız bugün. Ya sarı perdenin bile aynı olması. Ya ben biraz bulurum, biraz bulurum. Bugün stüdyomuzda ülkemizdeki en büyük sorundan bahsetmek istiyorum. Ama en büyük sorundan. Neden herkes cringe sizce? Neden o sosyal medyada gezinirken
insanları cringe buluyorsunuz. Hani siz çok zekisiniz ya. Hani siz çok çok doğru hareketler yapıyorsunuz ya. Arkadaşlar, herkes ama herkes aslında cringe'tir. Siz hani her şey çok cringe. Ama yani ben doğuştan böyleydim. Şimdi öncelikle hemen gidip bir tane kendine tarz ediniyorsun. Git, yok mu o Pinterest şeyi, neyse işte. Gidiyorsun, oradan kendine bir tarz beğeniyorsun. Birisi yazmış ki, abla neden saçlarını mora boyuyorsun? Yeter artık ya, yeter. Gideceğim buralardan ya, yeter. Bırakıyorum, sanatı da bırakıyorum kardeşim, tamam mı? Şaka. Şaka yaptım. Bunu üzüleceğimi mi zannettiniz? Bunu taktığımı mı zannettiniz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz kendinizi nasıl bu kadar önemli insanlar sanıyorsunuz? Beni bir gün oturttular. Tamam, sandalyeyi zorla ve saçlarımı mora boyadılar. Hani mora mı oldu? Sizce böyle olmuş olabilir mi? Oha! Bugün, buna benzer bir cevap vermiş olabilirim ben de. Bu kadar konuşmak istedim. Şoktayım bu arada. Beni geberttin. Aptal kız. Bak mesela bu taklitti işte. O kadar iyi izlemiş ki yani verdiği cevap bile ben de o cevabı kesin vermişimdir de hatırlamıyorum ve hani makul geldi söylediği şey mesela. Çok ener başlattı beni yani. Koptum. Ve söyledi her şey vurgular. Ay çok güzelmiş şey. Taklit edilmek süpermiş. Mesela anladın mı? Bayıldım. Ama biz aile. Ama biz aile. Şimdi bir tane arkadaşımız var. Instagram hesabını attı bana. Ben böyle şeyler yapıyorum diye. Ama cringe olduğunu ben düşünmüyorum. Hayvan gibi özgüvenli birisi. Ve hani bunları rahat şekilde paylaşıyor. Şakasını da kendisi yaparak paylaşıyor hatta. Şimdi onu göstereceğim. Bir tane videosunu. Bir tanesini paylaşayım. Bak şimdi. Sayfasında böyle videolar var. Bana mesela bu cringe gelmedi. Sizce bu cringe miydi? Bence cringe değil. Ben kendi dalga geçen birini görüyorum. Sana ne söylersen söyle. O zaten kendine o şakayı yapmış yani. Onun ciddi bir şekilde bir şey paylaşması lazım senin bunu aptalca bulabilmen için. Konumuzla çok alakasız dislokasyon şöyle bir şey sormuş. Sana bir soru, Harry Potter filmindeki hortkulluk büyüsü yapıp ruhunu birden fazla nesneye bölüp ölümsüz olacak olsan bu nesneler neler olurdu? Konumuzla ne alakası var şimdi ya? Niye bölüyorsun? Ne hortkuluğu ya? Şimdi bu bir ihtimal yayını milletle geçeriz diye bir hevesle açanlar olmuştur arkadaşlar. Ama biz burada kendimizle dalga geçiyoruz. Bu yolda kendinle dalga geçmediğin sürece bu kapılar sana kapalıdır. Bir şeyleri saçma ve aptalca bulup yargılamak çok sıkıcı geliyor yani. En zeki sensin çünkü. En zeki sensin çünkü. Ünlüde ekran paylaşmaya çalışan hoca online derste. Benim ne yapayım? Ben şu videoyu göstermek istiyorum. Dünyanın bence sadece tam yorumsuz paylaşayım. Ya bu kız OBS kullanmayı bile bilmiyor. Evet bilmiyorum. Öğrenmek istemedim. Beynimde buna yer ayırmak istemedim. Çünkü başka şeyleri öğrenmek ve bilmekle meşguldüm. Bu ne bileyim böyle zaten çat pat ilerliyor. Uzman olmaya gerek yok. Bir şeylerin uzmanı olmadan başarmak da önemlidir ya. Hani. Muhteşem bir kişiyle tanıştıracağım sizi. Ben şoka girdim. Bana DM atmış ve bunun cringe olduğunu düşünmüş. Dedeciğim, senin gözlerin her şeyi büyütüyormuş, doğru mu? Evet evladım. O zaman lütfen tatlı koyarken gözlerini çıkarıver. Muhteşem değil mi? Yani şunu söyleyeyim. Ben bunu izlediğimde dehşete kapıldım. Ve korktum. Çünkü 5 sene sonra işsiz kalacağımdan korktum. Bu çocuk şu an böyleyse 5 sene sonra Belkıs TV falan yok. Suda Belkıs yok. Bence bu kurgu bir mizah dili yani. Bu benim için bir mizah dili. Eğer bunu sen yapmamış olsaydın ve ben bunu görseydim, ben bunu yapan kişi olmak isterdim. Ve en çok ilgimi çeken hani bu maskenin tasarımı beni bitirdi yani. Ve arkada da bak benzer bir resmi var bu maskenin.
Bir kere odaya bittim. Şakayı anlamayanlar varmış. İşte böyle zekice şakada böyledir işte. Şakayı anlamayanlar için tekrar açıklıyorum. Dedeciğim, senin gözlerin her şeyi büyütüyormuş, doğru mu? Evet. Dedeciğim, senin gözlüğün her şeyi büyütüyormuş, doğru mu? Yani gözlüğü yakını göremiyor herhalde ya da uzak. Yani hangi hastalıkta bilmiyorum ama gözlüğü her şeyi büyütüyormuş. O zaman lütfen tatlı koyarken gözlüğünü çıkarıver. Tatlı koyarken gözlüğünü çıkar ki hani küçük koyduğunu zannedip bana daha büyük pasta dilimi ver. Şaka bu. Mükemmel işlenmiş. Ve ben sondaki bu olayı daha çok sevdim. Tebrik ediyorum. Muhteşem bir yetenek. Bence cringe falan değil. Ben çok iyi bir özgüven ve yetenek görüyorum. Ve bakayım başka. Bir video var. Cringe olduğunu düşünen birisi yine bizimle paylaşmış. Sizce cringe mi değil mi? Like a monument to all the time you spent, minus and funny. Sizce bu cringe mi? Bence cringe falan değil. Bu hafta Doğru Aşka Doğru yapıyorum. Ve seni davet ediyorum. Bu videonun cringe olup olmamasından daha önemli bir şey var. Senin boy kaç? Tamam, şşşt. Tamam. Eleştirel 31. Her şeyin en mantıklısını konuşmayı ver. 2 dakikada. 2 dakikada her şeyi en bilinen insanmış gibi olmayı ver. Bir dur, iki gullümümüzü yapacağız ya. İki gullüm atacağız ortaya ya. Ay. Ay vallahi size bıktım. Billahi size bıktım ya. Nerede benim çantam? Yeter artık ya. Yani insana gerçekten... insana Turgut Uyar okutturacaksınız illa ya. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim yayınımı görüyor musunuz? Ben yayınımı göremiyorum. Offline gözüküyorum. Siz beni görüyor musunuz? Ha, şimdi geldi görüntüm. Ben bir baktım, Allah Allah, kendim yayın başladı mı? Saçlarım falan ne kadar, baksanıza. Ne kadar şey bir haldeyim ya. Unslay. Neyse, bir Turgut Uyar okuyayım da kendime geleyim. Arkadaşlar bir sayı söyleyin. Şimdi senin falını okuyorum. 22 diyen kişi. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarınızın terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında. Büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimizin böylesi kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerde sanırsınız, yanılırsınız. Örneğin 3 bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, abart. Yahut sokaklara tükürsek, vay be boy. Ama en iyisi çeker giderdik. Issız adam. Gider geyikli gecede buyurduk. Turgut the way. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, tel aşlı, sultan hançerleri gibi ayışında, bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, şeker bitiriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçların kefilleri, onaları unutamıyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarımı. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda keskin mavi hışırtısı. Geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.
Çok güzeldi. Teşekkür ederim bu arada. O sırada ormanda otlamaya çalışan geyik benimle alaka. Şiir okurken ağlamak eskiden çok modaydı. Ben bir kursa gidiyordum, yaz kursuna. Orada da zeka çeşitlerine göre ayrılmıştık. Bir gösteri yapacağız falan. Kızım bir de şiir okuyor, tamam mı? Okuduğu şiir İstanbul. İşte ruhumu eritip toprağa kondurmuşlar. Onu da İstanbul diye toprağa kondurmuşlar falan, işte böyle bir şiir. Kız şiirde bangır bangır ağlıyor. Abi sen 14-15 yaşında bir kızsın. Sen İstanbul'a nasıl bir aşk yaşayabilirsin ki buna bu kadar duygulanıp ağlarsın? Ya da abart. İstanbul'um, canım, adalarım. Bir vapur kalkıyor limandan ve dalgalarda martılardan. Kızım sen kaç kere vapura bindin ki? Ne hissettin bu kadar da ağlıyorsun? Böyle nefes alamıyor olmak diye okuyor. Şovcu. Şovcu. Vanda'ya hocadan çok iyi bir yorum geldi. Kızı tatilde köye götürmüşler. Tatilde köye götürünce ben İstanbul'um, İstanbul'um. Kıyıya bir gemi yaklaşıyor ve demir atıyor. Vapur sesleri. Tamam, ne attınız Instagram YouTube linki mi? Hadi bakalım, bizi umarım cringe edersin. Hasan, hele bir beni cringe etme. Bak bakalım o zaman sana ne yapıyorum. Hele bir beni cringe etme. Bak bakalım sana ne yapıyorum. Cringe et beni. Tara, yağmala. Cringe et beni. Arka arkaya. Bu gece son bu gece. Bu gecenin annesi yok bu gece. Bu gecenin annesi yok arkadaşlar bu arada. Bu gece Gullüm gecesi. Hadi bakalım kızlar. Cringe'le bizi. Ha, gönüllü gençlerden oluşan tiyatro topluluğu Diyen Sanat. Aralık sahne miydi? Evet. Biletler nereden? Biletini al. Siz bana reklam soktunuz. Bu arada iyi ki hatırlattın. Çünkü benim aklımdaydı. Tam nereden alıyoruz bileti? Kasım, psikoz. Aralık sahne. Tiyatro sever misiniz? Şöyle geçelim. 18. 18 kimse kalmadı etrafımızda. Aralık sahne. 18 Kasım'da. 18 Kasım Aralık herkes sahne. Herkes bekliyoruz. Ankara burası. Kızım Kasım'a kadar kaç tane zaman var? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Kasım'daki oyunun şeyini şimdiden PR'ımı yaparsan insan unutur. 18 Kasım kaç tane vakit var arada biliyor musun? Şubat, Mart, Nisan, sayamıyorum bile. Sadece bu sanat topluluğunun bir yardım projesi vardı sanırım. Onunla ilgili bana mesaj atmışlardı. Onu da paylaşırım story'den zaten paylaşacaktım bu arada. Evet, öyle. Ha, sahnenin adı Aralık. Kız manyak mısın ya? Akıl oyunu yaptın resmen. Yeter ben makara ya. Ama 18 Kasım... Çok izledim. Daha da gittik. Çok komikti. Aralık sahne, Kasım sahne mi acaba? Çok güzel anlamadım ya. Bu olaydan ben. Komik değil mi ya? Oyunun adı da mı 18 Kasım'lar? Şimdi bir şey söyleyeyim. Cringe değil. Sadece fazla uzun. Nacizane tavsiyem. Ve ne dediğinizi hiçbirimiz anlamadık. 18 Aralık'ta Kasım sahnede psikoz oyunu. Aşkım tarih ne? Söyle. Bilelim, belki gidecek millet. Burada bir sürü sanatsever var. 18 Kasım 2016'da oyun varmış. Psikoz ettin bizi burada. Hayır ya, oyun adı psikoz. Tarih 18 Kasım. Yer Aralık sahne. Kızım 18 Kasım geçmiş 18 Kasım mı? Kızım geçmiş sahne oyunun bize şeyini niye şimdi yapıyorsun? Biraz geç kalmadı mı PR için? Geç kalınmış gibi geldi bana biraz. Bir tık. Hani acaba psikozum bozuldu ya. Geçmişe nasıl gidek? Doğru, çok zor. Şimdi şöyle bir bakayım. Stand-up yapacak olan var mı arkadaşlar? Ben açıkçası şiir okuma istiyorum. Ya da stand-up görmek istiyorum. Ben şiir şiir okumak istiyor. Kutsi Moon. Kutay, beni umarım çok büyük bir cringe sokarsın. Beni cringe komasına sokmazsan seni atacağım. Alo Kutay Bey. Merhaba. Dur şeyi bağlıyorum seni. Bir dakika. Görüntünüzü bağlayacağız efendim. Selamlar. Kutsi. Nasıl görüntüm okunuyor? Geliyor İsmin mu şu nasıl anda? Okunuyor? Kutsi diye mi? Kutsi Moon diye. Kutsi diyebilirsiniz ya. Benim abartmam. Kutsi Moon.
Fon müziğin var şu an, okursan harika olacak. Hüzün. Ah Eylül. Eylül'de sonbahar gelir. İnsanların içindeki mutluluk bir süre uykuya dalıverir. Ah sonbahar. Sonbahar gelince hüzünlemiyor insan. Belki yapraklar dökülüyor diye, belki de yapraksız ağaçlar üşüyor diye. Ben üzülüyorum ama okullar açılıyor diye. Görüntün gitti, foton gitti. Hayır. Herkes bir şekilde hüzünleniyor. Hüzünlenmeyenler hüzünlenenlere şaşırıyor. Keşke insanlar hüzünlenmesin diye, yapraklar dökülmese, bahçıvanlar yorulmasa, insanlar hüzünlenmese keşke, keşke. Bunu en yakın arkadaşım Esna 4. sınıftayken yazmıştı. Öyle. Oha ne? Planladığım gibi. Gerçekten mi? Olsun. Evet. Bunu arkadaşım mı yazdı bu şiiri ve 4. sınıfta? Evet. Bana doğum gününde hediye etmişti. Ben de bugün böyle bir günde okuyayım dedim. Ama cringe olmadı galiba. Bence çok güzeldi bu arada. Süperdi. Yani öyle arkadaşlar, o zaman görüşürüz. Bence Hayır. Çok iyiydi bence. Ya yani ben 4. sınıfa giderken... Hangi 4. sınıf? Lise 4 mü? Hayır canım. İlkokul. Bence ilkokul 4. sınıfa giden bir çocuğun bu tarz bir şiir yazması, ben ağlamakta haklıymışım. Şey, zaten bu arkadaşım benim üstün zeka. Böyle 3-4 sınıf atladı. O yüzden ben de çok şeyim yani. Üstün zeka. Zeka. Bence çok iyiydi bu arada. Hiç cringe değildi. Benim hareketlerim daha cringe'di. Ağlıyor gibi yaptım yalandan. Ama gerçekten ağladım. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok sağ ol. İyi ki yaptın bu paylaşımı. Merhaba. Yine gitti zaten. Öptüm. Bak. Mors etti bizi. Mortingen olduk ya. Beni çok uzak diyarlara götürdü bu şiir. Sanırım şu şiiri okumanın vakti geldi. Tamam, tamam. Sevgili olmayalım biz. Tüm gün konuşalım, birbirimizi özleyelim ama sevgili olmayalım. Birbirimize karışalım, kıskanalım, kavga edelim, küselim, barışalım ama sevgili olmayalım. Beraber gelecekle ilgili hayaller kuralım. Saatlerce telefonla konuşalım. Sen başka erkeklerle, ben başka kızlarla konuşmayalım. Tek biz olalım ama sevgili olmayalım be. Bak, sevgililer hemen ayrılıyor. Aşklar hemen bitiyor. Sen hemen bitme he. Hemen gitme. Benim ol ama sevgilim olma. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, inkar ettim, kurban oldum bu sevdaya. Of ya, çok keyifli bir şey değil mi bu? Aşırı stres atan bir şey bu arada. Boş vaktinizde bu şiiri okuyun fon müzik açıp. Gerçekten aşırı iyi geliyor. Benim bütün enerjimi aldı şuradan şuraya. İşte bu cringe. İşte bu şiirin verdiği cringe zevki. O kadar çok alıyorum ki. Berkay, gelecek misin? Gelsene yayına. Zan, senden büyük bir performans bekliyorum bu arada. Alo. Ne haber? İyi. Görüntünü açacak mısın? Bu arada yani buraya gelmeden önce 3 kere provasını aldım görüntümün. Şu an yayında mıyım? Evet. Neyse, yorumlara bakmıyorum yani. Hakaret etmezseniz sevinirim. Bir kere zaten sen alışıksın. Sevilmemeye de alışıksın. Aynen. Çünkü senin videona kötü yorumlar gelmişti. Ne düşünüyorsun senin videona gelen kötü yorumlar hakkında? Yani konuşulmak iyidir bir kere. Diri tutar insanı. Ve hani bir tane bir kişi kötü yorum yazmış, 10 kişi beğenmiş yani. Çok da ilgilenmiyorum yorumlarla. Yorumlarla ilgilenmemeye çalışıyorum çünkü psikolojimi bozuyor. Günlük hayatımı çok etkiliyor yorumlar. Niye biraz. Peki o zaman bu yorumu atan kişinin IP adresini nasıl bulabiliriz diye bana yazdın? Jutem falan. Şey şakası. Zancım, bize bir fıkra mı anlatacaksın, stand-up gösterisi mi yapacaksın? Çok istiyorum bu arada senden güzel. Stand-up'ım hazır bu arada, ezberledim. Tamam ama biraz... Stand-up'ın şeyle başlıyor, senin ne yaptın bugünle başlıyor, ne yaptın demen lazım. Tamam, abi. Güzel bir konsept. Tamam.
Zan merhaba. Aa merhaba Zan, ne yaptın bugün? İyi ya, bugün bir arkadaşımla buluştum, çok yoruldum gerçekten. Arkadaşımın ailesinin iş yerine gidelim falan dedi. İşte yolda arkadaşımın babasıyla konuşmaya başladım o sırada. İşler nasıl falan dedim babasına. Babası da şey dedi, işler kesat falan dedi. Sonra ben de ya üzüldüm falan, Allah daha çok versin falan dedim. Sonra neyse artık geldik iş yerine babasının. Senin muhabbetin de doyum olmamazlığı çok güzelmiş. Babasının iş yerine geldik. Meğer babası mezar taşçıymış. Sonra bir çok ne diyeceğimi bilemedim hani böyle olunca, öyle bir durumun ortasına kalınca. Bu arada ne diyeceğimi bilemedim demişken, mesela bir arkadaşım bana bir şey gösterince ne diyeceğimi bilemiyorum. Mesela böyle yeni bir şey aldım falan deyince. Ya bu şey gibi değil bu arada. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Aranızda var mı bu arada ne diyeceğimi bilemeyen? Şey gibi değil bu arada, fesatlık gibi değil. Mesela bir insan size fesatlık duyar ya ve böyle anlarsınız bir şey diyemeyince. Ama ben de diyemiyorum. Aslında kıskanmıyorum. Ama öyleymiş gibi davranıyorum. Mesela işte bir arkadaşım şey diyor, ayakkabı aldım nasıl falan. Ben sanki onu kıskanıyormuşum gibi davranıyorum. Ya bu şeyde de oluyor mesela. Böyle çiftlerin yanında da öyle oluyor. Sizde de oluyor mu? Mesela çiftlerin yanındayken böyle şey oluyorum. Sanki içinden birine aşığım ve belli etmemem lazım. Böyle oynaşınca falan ben böyle etrafa bakıyorum, onlara bakmıyorum. Aslında baksana bir şey olmaz yani, niye bakmıyorum falan. Ama bilmiyorum, böyle şeyler yaşıyorum. Neyse, ya bir tık böyle aslında delüzyonel bir şey diye... Çok pardon, telefon çalıyor. Şovun parçası mı bu? Alo efendim Boran. Ya şey yayındayım şu an. Tamam sen uğrarsın. Tamam, aşk yüzü bir bay bay. Neyse, delüzyon demişken bu arada... Gerçekten delüzyon ve manifesting, hatta şizofreni ve manifesting arasında... Bir yerde yüzüp geliyorum. Bilmiyorum aranızda, bu arada aranızda delizyonel kişide olan var mı? Bu kadardı. Bence bir şey söyleyeyim mi? Çok iyiydi. Bu arada delizyon demişken aranızda Alevi var mı? Çok iyiydi. Şey ha. Alevi olduğun için hazır Aleviyken araya da bir tane Alevi şakası sıkıştırayım diye aceleye getirmen çok iyiydi bence. Azınlık olduğum için azınlık şakası yapıyorum. Bu arada şunu fark ettim geçenlerde. Ben azınlığım ama çok azınlığım. Yani her konuda azınlık olduğumu fark ettim. Abi ya onu çok istiyordum biliyor musun? Ben de azınlık olmak istiyorum bu arada ama şey hani kendimi kötü hissediyorum. Çoğunluk ol. Hayır. Birincisi Karadenizlilik üzerine kötü hissediyorum. İnsanların ben yine sana göz teması kuramıyorum. Yani seni görmüyorum ama göz teması kuramıyormuş gibi hissediyorum böyle. Karadeniz'de olduğum için mi? Rizeli olduğum için bilmiyorum, mi? Etrafa bakıyorum ama seni zaten görmüyorum. Niye göz teması kuramıyorum ki seni görmüyorken zaten? Evet, sen gözlerini çok kaçırıyorsun benden. Karadeniz'de olduğum için mi? Biri bana şey demiş, bu çocuk cringe değil kafayı yemiş demiş. Yani çok özür dilerim, pardon. Neyse gideyim ben. Çok iyiydi. Çok iyiydi bence. Ben stand-up şovunu çok sevdim. Şey telefonu çaldı ama... Oradaki Boran şaka... gitmem gerekiyor. Ha tamam. Tamam o zaman. Selam yani, söyle. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Son bir şey. Evet. Ben de cringe'im bence. Ve cringe'liğimle barışık olduğumu düşünüyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Herkes cringe'liğiyle barışık olması gerekiyor. Bence de. Aşmamız lazım. Ben bazen yani. Mesela kendimi çok batılı gördüğüm anlarda... Batılıyı kullanmak çok hoşuma gittiği için arada kendimi batılı diyebilir miyim? Mesela şey batılılığı yapmaya başladım. Artık... Su içiyorum. İşte sabah kahvaltıda döner yemiyorum. Böyle sağlıklı mesela biliyorsunuz böyle glutensiz unla pankek yapmalar falan hani. Sen iPhone 15 Pro Max alınca çok değiştin. Evet. Falan öyle bir yerden. Evet. Çok teşekkür ederim. Uğraştım. Bunun için çok uğraştım. Artık öyle biri olmak istedim. Beni yargılıyor musun? Yok. Yani ayrıcalıkların için seni yargılamıyorum. 3 kameram falan var yani. Ben ayrıcalıklı biri miyim? Yine azınlık. Ama ayrıcalıklı insanlar az olduğuna göre ben yine bir azınlık. Bir azınlık tutar. 200 kişi izliyor yani. Azınlık bayağı. Twitch'in azınlığıyız yani. Evet. Oradan da tutar. Teşekkür ederim stand-up'ıma geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Mükemmeldi bu arada açık mikrofon. Evet ve bu şekilde bir gidiş yaptı. Zan biliyorsunuz ki bizim ekibimizin en sevdiğimiz parçalarından biri. Sudeber kız Rizeli'ydi ama sizde bunu söyleyecek şeref yok. Bu arada ben yaşlandıkça kaybettiğim şeyler, batılı değerler, yöresel şeylere ilgi artması ve komiklik. Yani yaş aldıkça bunlar elden gidiyor. Peki arkadaşlar, şimdi gelecek olan var mı? Bekliyorum. Affeder mi dersin, zamanla geçer mi güzel günlerin hatırına aşk her şeyi affeder mi?
Çok üzgünüm istemeden. Seni dün gece aldattım. Kim oldu mühim değil. Sana bağlanmaktan kaçtım. Çok üzgünüm istemeden. Bir bakışa aldandım. İnan bana bütün sabah pişmanlıktan ağladım. Aşk her şeyi affeder mi dersin, zamanla geçer mi güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi, aşk her şeyi affeder mi dersin, zamanla geçer mi güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi? Aşk sen affetsen de ben affetmem. Çok üzgünüm istemeden. Seni dün gece aldattım. Kim oldu mühim değil. Sana bağlanmaktan kaçtım. Çok üzgünüm istemeden. Bir bakışa aldandım. İnan bana bütün sabah pişmanlıktan ağladım. Aşk her şeyi affeder mi dersin, zamanla geçer mi güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi, aşk her şeyi affeder mi dersin, zamanla geçer mi güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi? Olmadı fark ettim, yaşlarım akmadı. Yalan söyledim, aşk beni affetmez. Sen söyledin, derdime tasama cevap verdi. Korku değil aslında, pişmanlık, bağlılık bu oyun bu. Aptallık, kumarbaz olduğunda seni aldattım. Bu oyun aslında ben kazandım. Aşk her şeyi affeder mi dersin, zamanla geçer mi güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi affeder mi dersin, zamanla geçer mi güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi, aşk her şeyi affeder mi, aşk her şeyi affeder mi, aşk affeder mi, affeder mi, aşk her şeyi affeder mi? Bil ki çok değil, oh. Allah kahretsin ya. İyisin tabii. Kenetlenmişsin kalbime. Böyle değil tabii ki de bu şarkı. Bence sıra bende. Tamam dur açayım. Mühürledim seni kalbime. Yangınlar yine bilmem ne. Şarkıyı bilmiyorum, özür dilerim. Efe bir videosunu atmış. 3 yıl önceki videosu. Ama bence yani neden cringe değil? Çünkü 3 yıl önce çocuksun ve hani çocukluğuna dair bir şey bana çok şey gelmiyor. Bir şey diyeceğim, benim çocuğa attığım mesaj. Lan yürü. Bana ne yazmışsın da sinirlenip lan yürü yazmışım sana. Özür dilerim. Sen neredesin? Ya bu neden cringe değil biliyor musun? Ya çocuksun burada. Ya bunu yargılamak doğru değil. Küçük bir çocuğun eğlenmesi yani. Cringe olan nedir biliyor musun? Bir insanın ciddi ciddi kendini anlatmasıdır bence. Ciddi şeyler cringe'tir yani. Mert, tamam seni açıyorum. Ne derler bilirsiniz. Her şerde bir hayır, bizim yollar bayır. Bir tane kadın var ya. Sen de sıra canım, yapıyorsun. Beraber yapalım. Tamam.
Ya kızlar hadi. Akşam eve dönerken bizim yolu uzatma çabaları. Ama şovda bir yere kadar. Sonra benim fotomu koyman. Bu bana sürpriz miydi? Lana derler bilirsiniz. Ne derler bilirsiniz mi diyorsun? Lana derler bilirsiniz mi diyorsun? Ben oraya takıldım. Eğleniyorsun. Cringe değil. Ben hala şu an şöyle ağzıma layık bir cringe'lik göremedim. Ama arkadaşlar böyle olmaz. Bana büyük bir cringe'lik verene kadar ben komiklik yapmaya devam edeceğim. Bu arada şey güzelmiş. Ne derler bilirsiniz yerine Lana derler bilirsiniz kullanacağım artık. Yenik şeyim. Not alın bunu. Bunu not alın. Bunu söyleyeceğim artık. Peki neyden en çok şey alıyorum biliyor musun? Şimdi size bir şey göstereceğim. Bana en komik gelen şeyi göstereceğim. Şöyle poz vermek. Bu o kadar ezber bir poz ki. Sanki yanlışlıkla böyle bir diye gülerken çekilmiş gibi ama aslında böyle. Komik geliyor mesela bana. Nihat Hatipoğlu taklidi. Yani zaten Nihat Hatipoğlu ne kadar taklit edebilirsin ki? Taklit edilmekten şey olmuş. Evet Nihat Hatipoğlu taklidi gelsin merak ettim. Gelsin. Arkadaşlar Kadıköy'de bir tane Charlie Chaplin şeklinde giyinen bir adam var. Şey düşündüm. Şu sokaktan geçen insanların yarısı genç ve yarısı Charlie Chaplin'in kim olduğunu bilmiyor. Yani bunun taklidi güncellemen lazım kendini yani. Kimse tanımıyor ki seni. Nasıl bilmiyor? Bilmiyor tabii ki de. Ne bileceksin ayol? Ben bile bir tek bildiğim Charlie Chaplin orada Süreyya Operası'nın oradaki Charlie Chaplin. Başka hiçbir şey bilmiyorum onunla ilgili. Ama Sercan taklidini yap. Sercan'ın taklidi. Sude. Tam da yine şey yapıyoruz. Yine akşam oturuyoruz. Yine patso. Sanki ne yani biz o... Ünlü olunca bir şey mi değişiyor zannediyorsun? Yine patso. Bak şimdi. Kalkar giderim. Büyük bağırmaları. Yeter artık. Rezil rüsva ettin beni. Yeter artık. Sercan bana öyle yapıyor. Selamlar. Anı mı anlatacaksın? Ben fıkra okuyacağım. Aa! Fıkra evet. Bayılırım. Ben de bayılıyorum müthiş. Evet buyur dinleyelim senin fıkranı. Şimdi arkadaşlar öncelikle merhaba hoş geldiniz hepiniz. Hemen bir gün aldığı daktiloyu bozuk diye gidiyor tamam mı? Geri götürüyor. Satıcı da diyor ki neresi bozuk? Daha dün aldın sağlamdı bu temelcim diyor. Temel de diyor ki iki tane A yok ben saat yazamadım diyor. Bu arada doğru. Bence güzelmiş. Bence bu güzelmiş. Ben de bir tane madem fıkra atışması yapıyoruz. Ben de yine Temel'le ilgili. Bu Temel'le ilgili yine bir şey yapacağım. Temel bir gün ayakkabı satıyormuş. İşte 6 kağıt diye şey satıyormuş. Yani 6 lira gibi bir şeye tekabül ediyor sanırım. O zaman ekonomist öyle bir şey ya. O zamanlar öyle hani bu fıkralar eskiden geliyor ya. Eskinin parası daha farklıydı. Sonra işte Dursun alıyor ayakkabıyı eve gidiyor bir bakıyor 6 kağıt. Sonra gidiyor hani bunun iadesi için. Diyor bunun 6 şey incecik kağıt gibi. Temel diyor ki üzgünüm ama fiş ve iade faturası ya yani fiş olması gerekiyor şey için iade için diyor. Ama zaten hani fiş falan kesmiyor. Çünkü böyle daha şey bir satış şeyinde. Yani normalde sattığın şey üzerinden fiş kesmen gerekir bu arada. Yasak yani. Çok var mı başka senin de? Ben devam etmek istiyorum. Evet, buyur. Temel bir gün eldivenle yazı yazıyor tamam mı? Herkes de diyor ki hani yaz günü ne yapıyorsun Temel elin terlemiyor mu falan. Ya diyor ki zorluğuna zor olay ama diyor el yazımın tanınmasını istemeyirim ondan eldiven takayırım diyor. Aşırı mantıklı olması. Kalemle mi yazıyor yoksa tebeşirle tahtaya falan mı yazıyor? Muhtemelen kurşun kalemle. Kurşun kalemle kağıda yazıyor. Okey yani. Bir dakika ben de bir fıkra şey yapacağım da bazen fıkraların yarısını bir tane her zaman anlattığım bir fıkra var onu anlatmayayım artık değil mi? Aptal Ahmet fıkrasını anlatmayayım değil mi artık? Da. Bilmeyen var mı? Tamam anlatayım. Bir Aptal Ahmet diye bir adam varmış yani kimlikte bu şekilde yazıyormuş ve hani tabii ki de iş yerinde, okulda, eğitim hayatında sorunlar yaşıyormuş Aptal Ahmet diye. Hani normalde bir insanın
tek adıyla seslenirler normalde hani. Ama bu adama da hani aptal diye sesleniyorlarmış. Hani piçliğine herhalde. Bilmiyorum ya da kolay, daha kolay ağzı rahat oturduğu için. Peki abdal olabilir yok, mi? Yok yok, değil. Aptal. Düz Aptal Ahmet. Aptal Ahmet olarak yazmışlar. Aptal Ahmet, Aptal Ahmet. Ondan sonra neyse, Aptal Ahmet de nüfus müdürlüğüne gidip soyad, yani adını değiştirmek istemiş. Adını değiştirme müdürlüğüne gittiğinde işte bunu hakim karşısına çıkarmışlar. Hakim sormuş hani, tamam ne yapmak istiyorsunuz adına demiş. Aptal Ahmet gerçekten zor. Ne yapmak istiyorsun demişler. O demiş ki Salak Mehmet gibi bir şey. Biri demiş ki Sude komik değil bu, travmatik aptal diyorsun. Adamın kimliğinde bu şekilde yazıyor. Ne travması ya. Ayrıca hani git o adama sor. Çok merak ettim. Ben Aptal Ahmet fıkrasındaki travmayı çok merak ettim. Buna bir travma incelemesi yapar mısın bunu söyleyen arkadaş? Çok merak ediyorum. Bunun sana yarattığı yani ya da ne bileyim Aptal Ahmet yani adlı... Sürekli aptal demişler diye üzülmüş. İsim değiştirme travmam tetiklendi. İnsan böyle şaka yapınca güldüğüm için utanıyorum. Şaka değil, seslenme anlamında söylüyorlar. Bak biri şey demiş, adam sürekli hakaret edilmesine alıştığı için öğrenilmiş çaresizliği bırakamamış. Güzel. Bak bu doğru bir şeydi. Evet, şimdi bir fıkra anlatmak istiyorum. Temel böyle kafasını kaşıyormuş ama bere takıyormuş. Üzerine de şey yazıyor herhalde. Trabzonspor gibi bir şey yazıyor. Böyle berenin üzerinden kafasını kaşıyormuş. Sonra demiş ki birisi, Karadenizli misiniz demiş. Pardon, Trabzonlu musunuz demiş. O da niye yani, beremde Trabzonspor yazıyor diye mi böyle bir şey dedin demiş. O da hayır demiş. Kafanızı kaşıyacağınız zaman berenin üstünden kaşıyorsunuz da demiş. Hani. O demiş ki sen götünü kaşıyacağın zaman götünü açıyor musun ki demiş. Onu böyle paket etmiş. Al sana cevap. Ne alaka? Bayağı. Niye illa saç şey olmasın diye belki böyle bireyi çıkarıp niye kaşısın ki? Ben kalp ağrısı çekiyorum. Kalbimi çıkartamıyorum. Yanıyor. Bu fıkradan dolayı mı? Ha doğru, yok. Pardon. Şey değil mi, kaşındığında. Doğru. Aynen. Böyle çok güzel çeşitli şeylerimiz var. Var mı senin de yine fıkran? Fıkra atışmasındaysak. Ben bir fıkra daha anlatmak istiyorum. Eminim ki yani kimse bilmiyor, sıfır. Hiç bilinen biri değil. Nasrettin Hoca diye biri varmış. Yeni çok mi o? Çok eskiymiş. Ben pek yani bilen duymadım açıkçası. Tuz biberden herhalde. Yani olabilir, olabilir. Bir gün Nasrettin Hoca işte komşuya gidiyor, tamam mı? Şey, Belkıs TV buluşması için helva yapacakmış. Tencere istiyor yani. Yani diyor ki benim tencerem yoktu diyor. Bir tencere verebilir misin? Buluşma var Kadıköy'de, helva dağıtacağız falan. Neyse veriyorlar. Haber gelmiyor böyle ben yani şeyden, tencereden bir süre bir gelmiyor. Neyse sonra aradan bir hafta geçiyor. Hoca veriyorlar şeyi, tencereyi ama içine de bir tane, küçük bir tane daha koyuyor tencereden. Biri şey demişti, Nasrettin Hoca esmer olan değil mi? Yanlış hatırlamadım. Evet, Netflix'in çektiği, evet, Nasrettin Hoca'da. Çıktı, daha yeni Netflix'te çıktı. Kapsayıcı olduğu için orada Nasrettin Hoca'yı esmer, aynen, yapmışlar. Böyle ama hacılar falan. Hoca, hacılara hocalara da bırak şakalar da bari hacısız hocasız olalım ya. Zaten temelden dursundan geçilmiyor ortalık. Ama belki sizin hoca gibi değildir. Yani o giyim tarzı içinde öyle rahat ediyordur falan. Evet doğru bu arada. Bir gün Nasrettin Hoca'da, bir gün Nasrettin Hoca'da. Neyse veriyor tencereyi. İçinde küçük bir tane daha tencere var. İşte kadın diyor ki, aa hocam diyor hani sağ olun, bir tane daha tencere var içinde falan. Sonra oradan bir hafta geçiyor. Bu sefer de bizim kısır günü var, biliyorsunuz yani, siz de biliyorsunuz. O kısır günü için bir daha istiyor Nasrettin Hoca. Ay bir şey soracağım, bu da ayıp et diyor artık da, neyse. Abart. Biraz yüzdük hani, ne bileyim bir donate falan alıyordur illaki, yayın açıyor şey yapıyor. Al hani tencereni yani, anladın mı? Ay kim bu kız, benden mi bahsediyorsun? Hayır sen değil. Nasrettin Hoca da ay ben sandım. Sonra bir ay falan geçiyor, tencereden ses soluk yok. Sonra işte bu kadın artık geliyor yani, diyor ki hani söyle artık yani ne yaptın tencereye de ki. Eğer işte söyle yani. O da diyor ki tencere öldü diyor. Kadın ne der sence buna? Tencere öldür mü diyor, ne yaptın sen diyor yani. Allah rahmet eylesin diyor. Allah rahmet eylesin demesi gerekirken, neden öldü demesi gerekirken gelmiş diyor ki tencere ölür mü? Böyle bir anlayışsızlık olabilir mi gerçekten arkadaşlar?
Olamaz yani. Böyle bir anlaşsızlık olmamalıydı. Yani köy yeri olduğu için çok az tencere vardır. Belki bulamıyor olabilirler o dönemde. Tamam. Çok kıymetli olması gerekiyor. Bu yüzden neden oldu diye sorması gerekiyor tencereye. Belki birinin öyle travmasını sonra tetiklemiş olabilir bu arada. İstersen şey yapmayalım. Bu birinin travmasını tetiklemiş olabilir. Travmalar. Peki olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane Nihat Hatipoğlu taklidi gelmiş. Bekliyormuş da. Onu da alabilir miyiz? 10 yıl öncesinden bir taklitle gelmesi beni çok şaşırttı. Alalım Nihat Hatipoğlu'nu. Öpüyorum çok, görüşürüz. Hoşça kal. Çok teşekkürler katıldığın için. Nihat Hatipoğlu taklidi mi yapacaksın? Ya cringe deyince aklıma o geldi. Diyor zaten İnşallah. Şey çok güzel yani, çıkış noktası çok iyi çünkü Nihat Hatipoğlu'nun taklidi yapmak bile o kadar demode bir şey ki. Hani kötü bir taklit yapmanı istiyorum. Umarım iyi bir taklit gelmez. Evet. Tamam, sen bir İmam Hatipoğlu taklidi yani gelsin. Ama ona hep bir soru soruyorlar ya. Soruya cevap veriyor. Hani o şekilde. Evet, tamam sorayım. Hocam Ramazan'da oruç tutmak sevap mıdır? Evet, teşekkür ederim. Ramazan'da oruç tutmak konusunda tabii ki birçok soru geliyor. Fakat bilmeniz gerekir ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki orucun sevabı, yani orucun Allah katındaki değerini yalnızca kendisi takdir eder. Siz bunları bilemezsiniz diyor. Zaten de biz bunları bilemediğimiz için oruç tutuyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sıradaki soruyu alayım. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Arada arkadaşların arasındayken yapıyor musun Nihat Hatipoğlu taklidi? Beni dışlarlar diye yapamıyorum ya. Bunu aa, niye dışlarlar ki? Yani dediğim gibi çok demode bir şey. Hani bu gerizekalıyım biz. Peki ne zaman fark ettin Nihat Hatipoğlu taklidi yapabildiğini? Galiba bu şeyde Çok Güzel Hareketler'de bir yapmıştı. Dedim bu iyi yapamıyor. Dediler kim iyi yapıyor? Dedim ben yaparım. Öyle bir iddialaşma sonucunda oldu. Vay! Hani bir de öyleli. Çok teşekkür ederim. Bence gerçekten cringe fest olduk, mest olduk. Gerçekten güzeldi. Ben de sana bir öneride bulunsam. Gerçekten Karadenizliysen o şiveyle sen de bir fıkra anlatsana. Hatta istersen ben chat'e yazayım. Güzel bir fıkran varsa chat'e yazarsan ben anlatırım. Tamam tamam, ben yazayım oraya. Tamam, teşekkür ediyorum. Beyinde garip bir yayın ya. Ya şive mizahına kadar gittik mi arkadaşlar? Bu muyuz? Ama ben Türkiye'nin her bir köşesinin şeyini yapabilirim, şivesini yapabilirim. .com şive mizahı patlayacak mı? Ben şive mizahı yapıyor. Şimdi Sude Bel kız şive mizahı yapıyor derlerse. Ben sadece bir tane fıkra var, onu bir anlatmak istiyorum. O zaman şiveli yapayım. Batılı bir kız gibi davranmayayım. Biraz da doğulu, Karadeniz'in doğusundan bir kız gibi davranayım. Temel ile Dursun İstanbul'da minibüsle bir yere gidiyorlarmış. İşte şoför işte Levent, Fatih, Eyüp falan diye sayıyormuş. Sonra Dursun sıkılmış, demiş ki Temel'e. Ula Temel, biz ne zaman ineceğiz demiş. Temel demiş ki dur şoför bizim adımızı da söylesin de o zaman inerim demiş. Otobüste yoklama alıyorlarmış. Şey deseymiş keşke Dursun. Ula ha bunlar kim dur falan deseymiş. Temel de deseymiş ki şey yani. Benim eksleri sayay. Temel ölüm döşeğindedir. Karısı Fadime başında bekliyordur. Temel sorar. Fadime, ben öldükten sonra başkasıyla evlenir misin? Belki. Temel düşünmüş. Ne deme? Ne deysun belki mek? Ne deysun? İnsan bir kez der ki hayır olmaz der. Etmeyeceğim der. Peki demiş. Onu da benim kadar sever misin demiş. Yani ben Fadime'nin Temel'i sevdiğini bu arada düşünmüyorum. Çünkü Karadeniz'de çok aşk evlilikleri olmaz yani. Kız der, karı der ki. Ha bu arada Temel şöyle seslensin. Kari, ben ölsem başkasıyla evlenir misin he? Neyse ondan sonra Fadime der ki hani belki hani severim de bu arada. Bu arada Fadime Karadeniz'de değilmiş. Fadime başka köyden gelmiş. Yani belki bu arada hani bir bariyer ilişki kurabilirim. Neden olmasın demiş. Temel artık delirmiş. Ula Kari, yumurtalı ıspanak yapar mısın? Fadime de demiş ki yok ya, o yumurta yemiyor, vegan demiş. Güzel bir fıkra bu arada bence. Kadıköylü Fadime
Kap ilişki. Güneydoğu Anadolu projesi ilişkiymiş bu. Temel ile Fadime Luna Park'ta. Temel ile eşi Fadime Luna Park'a gitmişler. Fadime. Ula Temel, ben House Hunter'a binmek istiyorum. Temel tabii ki de toksik maskülenitesiyle şu şekilde cevap vermiş. Olmaz, donun gözükür. Olmaz, daha neler, daha el alayma götünümü göstereceksin demiş. Sonra demiş ki Temel, ama şey Fadime demiş ki, ama binmek istiyorum, ben de insanım. Olmaz diyorum, daha olmaz. El alayma götünü açacaksın ha. Sonra Temel başka tarafa bakmış bir ara, gözü başka bir yere kaymış. Başını çevirdi, ne görsün? Fadime bildiğini okuyup gitmiş, sanacağı binmiş dönüyor. Fadime sinirlenmiş. Temel bağırmış. Ula Fadime, sana demedim mi? Götün gözükecek, donin gözükecek, donin. Fadime demiş ki, gözükmez, gözükmez, çıkardım onu. İşte. Öyle Temel'e, böyle Fadime. Yani kadın gençliğini yaşayamamış, Luna Park'ta eğlenmek istiyor. Senin yaptığın şeye bak. Yani orada eğlenmek istiyor. Kimse durup da milletin donuna mı bakıyor yani? Ama sen istediğine binebiliyorsun. Fadime de pantolon giysin o zaman. Basma etek giydiriyorsun. Hoş değil yani. Hani evet, bir de Temel bakıyormuş milletin donuna. Yaprak döküm AVM sahnesi mi? Ha şey. Hatırladım. Abla kaşın yok. Aa. Ay ben kaşımı yanıma getirmeyi unutmuşum. Tude bir anda üç kalp söyler misin? Üç kalp çok isteniyor. Niye bu şarkıyı bu kadar seviyorsunuz? Ama burada söyleyemem ki. Burada ses yalıtım daha yok. Yalıtım yaptıracağız ama. Takipçimle konuşuyoruz. Bizim SBFC'den birisi var. Şuraya böyle komple bu duvarı yalıtım yapacağım. Basacağım yalıtımı. Ama gelince bak, bu tabloları da takın ha. Siz takın. Ben takamam. Bir şey, üç kalp söylemek için ne yapabilirim biliyor musunuz? Hemen webcam'e geçebilirim. Odama geçebilirim, odamda söyleyebilirim. Ama bu çok delice olur. Hatta nerede söylüyorsun? Odamın giysi odası kısmı var yani, antre var. Orada söyleyebilirim. Söyleyeyim mi orada? Hadi bakalım o zaman. Cringe'likse, şimdi cringe'liğin tillahı geliyor. Donarsam söyleyin, tamam mı? Size şarkı söylemek için benim çektiğim eziyet çok tatlı bir eziyet, değil mi? Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl? Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün. Komşu komşu ne sandın? Oğlum biz bir olur bin geliriz, anladın mı? Benim yolumu kesersin, o yol daha da büyür, budanır. Benim yolumu kesmek beni budamak gibidir, tamam mı? Büyürüm.com. Benim TK saatim geldi. Ay TK saatim geldi. Ay bu yol yol değil, belli oldu. Bize zaten her yayının sonu TK. Bize her yayının sonu TK nedense. Bir kızım, sen TK'sız yaşayamaz mısın? Yaşayamam arkadaş, yaşayamam diyorum sana. Neyse bugün artık böyle. Şimdi düşmanlar izleyince diyecek ki, bu ne biçim yayın, oturup kahve içiyorlar. Ne yapacağız başka sanki? Sanki başka. Onu da yapsak beğenmezsin, bunu da yapsak beğenmezsin. Ben uzaya çıksam zaten diyeceksin ki, öyle mi uzaya çıkılır? Ağzımda kuş tutsam vegan olacaksın. Sana ben beğendiremem ki kendimi. Abla kaşların neden yok? Aa, daha şeyde arkadaşlar, ben kaşlarımı arkadaşımda bıraktım. Yarın falan kuryeyle aldıracağım onu. Evlenen herkes Instagram'da çok mutlu. Yani zorunda olduğu için olabilir mi? Biri bana şey yazmış Instagram'da ama yani muhtemelen böyle küçük birisi. Yani 13-14 yaşlarında falan. Bu fotoğraflar ne ya? İşte Instagram'ı çok kötü. Bu fotoğraflar ne? Biraz güzel fotoğraflar koysana falan gibi. Komik geldi mesela. Çünkü bana da şey çok anestetik geliyor yani. Na estetik geliyor. Neyse söylemeyeyim şimdi, sizin profilleriniz de öyledir. Falan. Filan. Sen ne kadar her boku bilen birisin ya.
herkes yanlış yapmış, sen tek doğru yapmışsın ya, vallahi helal olsun diyecek olursanız da evet. Ne? Biri demiş ki kilo almışsın ha. İyi kilo almışsın ha. Şimdi bu söylediğinin yanlışlığı üzerine onu rencide ederce konuşmak istemiyorum. Birincisi kilo almadım. Hatta ekstra olarak garip bir şekilde çok deli kilo verdiğim bir dönemdeyim. Beni canlıda gören bir insan değilsin. İnternet tanını kimseyi canlıda gören bir insan değilsin. Kameranın açısı, giydiğin kıyafet, ışık, zart, zort. Bunlar o kadar çok değiştiriyor ki. Bence birilerine kilo almışsın deme. Kilo vermişsin deyince de ben sinir oluyorum. Hayırdır beni mi tartıyordun? Hayırdır üzerine mi oturdum? Beni mi tartıyordun? Sana mı kaldı bir de? Belki ben kafaya takıyorum böyle şeyleri. Yok canım fal baktırmayacağım. Bu arada arkadaşlar benim bu omuz bel bir tık tutmamaya başladı bu arada. Bir tık bir tutmamaya başladı. Ben yavaştan kaçan zilerde inecek var. Ufaktan bir kaçan zilerde inecek var ama yani. Cidden cringe olmadı. A ne yani? Eğlendik ama eğlendik. Muhabbet, makara. Evet, eğlendiyseniz ne mutlu bana arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu pazar gecesini bana ayırdığınız için. Beni takip etmeyi, Sude Belkıs Instagram'ım. Unutmayın, storylerinize de atarsınız. Ben de reshare ederim. Belki seversiniz beni. Belki hiç unutmayacağınız bir anı katarım size. Ya da belki benden nefret dersiniz. O kaşarı ben unfollow ettim. Çok sıktı artık, çok itici gelmeye başladı falan dersiniz. İşte bunların hepsi yaşanabilir. İleriki dönemlerde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu gece son, biraz sonra. Hadi son bir şarkı daha söylüyorum. Benim o hayatım bu çünkü. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum bu arada. Kapkara gözlerle. Kara gözlerle yaktın sineden, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Ruhumu koparıp aldın bedenden, uğruna sararıp soldum çingenem. Karanlık gecede ateşin başında takılır zilleri oynar çingenem. Savurur saçlarını esen rüzgarla, bir deli sevdaya sarar çingenem. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem, uğruna sararım soldum çingenem. Hep beraber be. Belkıs TV için be. 4, 3, 2, 1. Kapkara gözlerle yaktın sineden, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Ruhumu koparıp aldın bedenden, uğruna sararıp soldum çingenem. Karanlık gecede ateşin başında takınır zilleri oynar çingenem. Savurur saçlarını esen rüzgarla, bir deli sevdaya salar çingenem. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem, uğruna sararıp soldum çingenem. Çingenem, 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 bay bay çingenem. Enar.